Online alışverişte güven arayanların adresi Öz Boyacı Altın. Bekir Develi ile peynir gemisini sunar. Efendim peynir gemisine hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yine bir cuma akşamında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah aynı mutluluğu siz de yaşıyorsunuzdur. Çünkü tek sevinen bizsek bu programı yapmanın çok daha mantıksal bir zemini olmuyor. Bir hanımefendi var. Hepiniz çok yakinen tanıyorsunuz onu. Böyle ara ara tavsiyeleriyle, böyle diyet önerileriyle bizim kanalımıza misafir oluyor. Sözü yormadan programına. Ben şahsen tavsiyelerini çok gerçekçi buluyorum. Çünkü hani diyetisyenleri evet hepimiz çok seviyoruz ama hani sanki bütün hayatımız glutensiz bulgursuz, unsuz, buğdaysız geçirme önerileri sunuyorlar. Ve bu ben daha dinlerken bana fenalık geliyor. Çünkü hani biz ne bileyim ben fakir bir ailede yetiştim... ...ve ekmek yemediğim zaman doymuyorum. O ekmeği böyle illa o yemeğe, banla isteğine engel olamıyorum içimde. Ben Feride Şimşek Benli hanımefendinin tavsiyelerini daha gerçekçi buluyorum. İşte bugün birazcık onunla sohbet edeceğiz. Hep böyle bir dakikalık, bir buçuk dakikalık, beş dakikalık önerilerle misafir oluyordu. Biz de dedik ki bu kadar sevilen ve... Bir hanımefendiyi neden peynir gemisinde ağırlamıyoruz huzurlarınızda fonksiyonel ve bütüncül tıp diyetisyeni Feride Şimşek benle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Feride Hanım? Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Ben de iyiyim şükürler olsun. Nasıl gidiyor diyet işleri? Çok güzel gidiyor. Yani insanları şifalandırmak Allah'ın vesilesiyle muhteşem bir durum hakikaten. E, bu anlamda mesleki tatminliği de e, çok güzel bir şekilde yaşıyorum. Şimdi dediniz ya bir yasaklılar çok fazla diye. Şimdi, evet niye öyle? E, fonksiyonel ve bütüncül tıp alanında çalışan diyetisyenin çoğu aslında bu yasakları uyguluyor. Açıkçası. Ne demek? Önce onu bir sorabilir miyim kardeşim? Yani hı hı. fonksiyonel ve bütüncül tıp diyetisyeniyle diyetisyen hı hı. arasında ne fark var? Fonksiyonel ve bütüncül tıp diyetisyeni aslında birbirine çok yakın her hmm. iki terimde. Bütüncül tıp aslında psikoloji de bunun içerisine giriyor. Hani Bütüncül yaklaşıyoruz aslında biz olaya. Fonksiyonel tıp ve bütüncül Şu tıp çok şöyle model açıklayabilirim. Ya, büyük resme bakıyoruz falan. Evet. Öyle e, aynen öyle <gülüyor> aslında. <gülüyor> e, tam anlamıyla incelemeyi alıyoruz e, hmm. danışanı gelen danışanı. Hastalıkların kök sebeplerine iniyoruz. Hmm. Bu hastalıklar neler? Otoyümmün hastalıkları esasen. İşte, e, Hipotiret hastası olabiliyor. Haşimato hastası olabiliyor. MS hastası olabiliyor. Demans, park son hastalığı olabiliyor. Bu noktada bu hastalıkların tamamı bağırsaklardan kaynaklı olduğu için fonksiyonel ve bütüncül tıp diyetisini işte bağırsaklardan başlayan bir yolculuğa vesile oluyor danışanda. E bu noktada işte bir takım Önerileri yasaklar <laughs> işin Eyvah. içine giriyor aslında. Ama tabii ki ne demiştik herkes de bu yasakları uygulamak zorunda değil. Eğer sağlıklı bir bireyse. Diyoruz. Biz aslında yasakları uygulamaya varız. Evet. Fakat bu yasakların niteliğiyle de alakalı. Evet. Yani gün boyunca hiçbir şey yeme demek ya ya da ne bileyim adam mesela etten vazgeçemiyor. Evet. Bu adama önce eti kesmek falan. Hani onun sevdiği beslenme alışkanlıklarına uygun diyet yazmak asıl zor iş. İşin zor kısmı bu herhalde evet. değil evet. mi? Evet. Yani kişi geliyor, biz mutlaka bir tabii ki kan tahlillerini istiyoruz. Özellikle kan tahlillerine çok önem veriyoruz. Yılda bir kez de mutlaka kan tahlillerine bakıyoruz. Şimdi kişinin ürik asiti çok fazlaysa veya kreatin değerleri çok yüksekse ben o kişiyi bir et ağırlıklı besleyemem. Çünkü böbrek fonksiyonları yavaşlayacak ve ciddi anlamda böbrek yetmezliğine kadar gidebilir ileriki dönem içerisinde. Hani şu an değil belki 10 yıl sonra. Hı hı. O yüzden hani aslında bir diyetisyenin görevi zayıflatmaktan öte aslında hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisini uygulamak. Şimdi bizim toplumda bu karıştırılıyor anladığım evet, kadarıyla. Böyle evet. sık sık araya gideceğim çünkü merak ettiğim çok Tabii fazla ki. şey var. Bugün size gelenlerin yüzde kaçı zayıflamak için geliyor? Yüzde 20'si. Gerçekten, Gerçekten. mi? Gerçekten. Ben yüzde gibi bir oran bekledim açıkçası yani. İşte o noktada fonksiyonel ve bütüncül tıp diyetisinin ayrıcalığını yaşıyorum ha. belki de. Çünkü ben hastalıkları bağırsaklardan başlayarak beslenme noktasında tedavilerine vesile Hangi oluyor. hastalıkları mesela? Hashimoto. O ne? Az önce bahsetmiştim. Ben ilk de. defa duyuyorum. Siz Haşima... biliyor musunuz çocuklar? Bak onlar da bilmiyorlar. <laughs> Bahsedelim hemen. Bu arada bir kitap da okumuştum. Çok özür dilerim çok Diyor ki ne olduğunu bilmediğiniz her hastalık için Allah'a dua edin. Yıllarca onunla imtihan olan insanlar var diyor. Evet. Allah'a hamd ederiz. Nedir bu hastalık? Hashimoto aslında e, guatr de deniliyor halk arasında. Tabii guatr hastalığı yavaş çalışan tiroid. Hashimoto daha böyle bir beter hastalık. Şöyle ki bir tedavisi yok. E, ömür boyu süren bir ilaç tedavisi de olabilir. Olmaya da bilir. Yani her Hashimoto hastası ilaç da kullanmayabiliyor ama ömür boyu Hı -hı. dikkat etmiyor mek zorunda. Bağışıklık sistemi kendi dokusuna harabiyet göstererek Hashimoto hastalığı meydana giriyor. Normalde bağışıklık sistemi ne yapar? Vücudumuzu korur değil mi? Aslında asla kendi dokusuna zarar vermez. Ama Hashimoto da maalesef kendi dokusuna. O nedir? Troid bezi. Biz şimdi Hashimoto olup olmadığımızı harabiyet. nasıl anlarız? Sıradan biri bunu kendi anlayabilir mi? Aa ben de Hashimoto var. E, şöyle hani grip olduğumuzu anlayabiliyoruz. Evet. Burun akıntısı falan bilmem ne. Bunu nasıl anlarız? Şöyle anlayabilir. Bir anda kilo almış olabilir. Sürekli üşüyor olabilir. Tırnakları kırılıyor olabilir. Saçları böyle yumak yumak dökülüyor olabilir. O noktada özellikle kilo artışından kaynaklı gidiyor zaten hmm. danışanlar. TSH, T3, T4 anti-TPO dediğimiz değerlere bakılıyor. Oradan da zaten teşhis konulabiliyor. Hmm. Onun belli başlı diyetleri var işte. Mesela bu kişi hani az önce bahsettik ya bulgur mesela ekmek. Tamam. Tüketmemesi gerekiyor. Gluten almaması gerekiyor. Belli bir dönem en azından. Çünkü gluten, glutenin yapısı, truit bezinin yapısına o kadar benziyor ki bağışıklık sistemi. glutene saldıracağım diye truit bezine saldırmaya başlıyor. Hmm. Zaten o orada kopuyor. İpler orada kopuyor. Ondan sonra müthiş bir trade bezi harabiyeti ortaya çıkıyor. O, o zaman şu bu yani istediğin ilacı kullan o diyete devam etmediğin sürece o diyeti hmm. uygulamadığın sürece aslında ilacı da öyle çok fazla kar etmiyor. İlaç kar eder yani bu noktada çünkü ilacı bırakan olmasın sakın. Tabii ki olmamalı <laughs> Böyle. ama yani ilaç tedavisinin yanında bu mutlaka beslenme tedavisi, mutlaka ki. olmamalı. Tabii ki yani çünkü ilaç tedavisi tamam harabiyeti bir noktada önlüyor ama diyetle birlikte de destek atalım istiyoruz. O noktada diyet büyük bir destekçi yani. Şey bana hiç inandırıcı niye gelmedi ya size gelenlerin yüzde yirmisini sadece zayıf. Zayıflama amaçlı geldiği ben evet. bana çok inandırıcı gelmiyor bu niye yani biz genelde zayıflamak için gideriz evet. yani diyetisyen bizim nazarımızda hep böyledir yani ama sizin alanınızla alakalı olarak böyle evet. bir özellik evet. var herhalde fonksiyonel ve Tabii. bütüncül tıp diyetisyeni olduğunuz için bununla alakalı herhalde. Kesinlikle hmm. bana gelen yüzde yirmilik kısım sağlıklı kısım oluyor zaten sağlıklı ve şişman kısım yüzde yirmilik kısmı. Yani diyor ki ben ideal kiloma inmek istiyorum ama tahlillere bakıyorum hiçbir sorun yok. O zaman diyorum ki tamam işte senin ideal kilon bu buna inebilirsin indiriyoruz. Ama %80'lik kısım tahlillerde Hakikaten bozukluk var. Hmm. Yani kimi Hashimoto tiroidi, kiminin emesi var, kiminin kardiyovasküler hastalığı var, kiminin böbrek fonksiyonları bozulmuş. Bunları aslında düzeltmek için biz bir yola çıkıyoruz hep hmm. birlikte. Şimdi bizim memlekette şöyle bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Evet. Hani sizde bu böyle değil. Siz hani hastalıklar üzerine o odaklı bir evet. diyet reçetesi de sunuyorsunuz. Evet. Mesela dermatoloji dediğimizde biz dermatologları hemen botoks, dolgu, yüz gerdirme, kırışık önleme, evet. sivilce tedavisi evet. olarak görüyoruz. Oysa bunun rozenze hastalığı varsa de hastalığı var. Belki yüzlerce dermatolojik hastalık var bu Tabii. alana giren. Ama biz dermatologları zihnimizde hemen güzellik yani görselliğe denk gelen evet. kısma hapsediyoruz. Belki diyetisyenlerle Kesinlikle. alakalı da böyle bir yanılgımız var. Doğru mu? Katılır evet. mısınız? Katılıyorum ama şöyle bir şey var. Bu noktada sadece zayıflama olarak çalışan da diyetisyen yani çok fazla. Hı hı. Yani o, da o, o da lazım. O, da lazım. O da bir ihtiyaç evet. değil evet, mi? Evet. Ama hani bütün diyetisyenlere bu noktada bu gözle bakmamaları gerektiğini hmm. söylüyorum ben burada. Yani diyetisyenler aslında bir hastalığın tıbbi beslenme tedavisini uygulayan bireylerdir. Peki şimdi şişman hastalar diyoruz. Evet. Kilolu mu diyorsunuz? Bunun estetik söyleme şekli nedir sizin dilinizde? Şişman demek ayıp mıdır şişman bireyler? Obezite diyoruz. Obezite diyorum. Tamam. Obez hastalar. Tamam. Obez hastalar diyorum. ben Sanki obez daha şey gibi bana bence ama neyse. Neyse. Obezite de muz derip hastalar geliyorlar. Obezite Sağlık sorunu mudur? Yani her şişman insan sağlıksız mıdır? Ya da her zayıf insanla sağlıklı nazarla mı bakmalıyız? Doğru ayrım nedir burada? Şöyle yine kan tahlillerinden bahsedeceğim. Hı. Şimdi her şişman insan sağlıksız insan değil. Evet vücuttaki fazlaya patojendir. Ama vücudun ne doğrultuda ne ölçüde etkiliyor onu işte bize yol gösteren haritamız kan tahlilleridir. Ha, bu adamın bu seviyesinde Tabii. durumu nedir? Önce kana bakıyoruz. Kesinlikle. O yüzden biz diyoruz ki yani herkes zayıf olmak zorunda değil. Ama herkes sağlıklı olmak zorunda. Doğru. Çok güzel Kesinlikle. bir tespit bu. Hı -hı. Tamam. Yani her şişman hasta, obez hasta, <laughs> e, sağlıksız hasta demeyeceğiz. Değil, doğru mu? Değil. Yok. Obez gelir. Mesela 100, 100 kilo, 120 kilo insanlar geliyor. Hatta 150 kilo insanlar geliyor. Ama 150 kilo da hakikaten bazı yani. e, artık baş göstermeye başlıyor. Yani Ciddi anlamda insün direnci veya İnsünü kullanmaya başlıyor. Hı -hı. Ya da daha düşük kilolardan bahsedelim. 80-100 bandı, tahlilleri tertemiz olan insanlar geliyor. Yani ben bile şaşırıyorum ya nasıl bu insanla iyi sündürenci olmaz bu kadar yağ oranına rağmen. Tahvil temiz gelince şey dem, de, demiyor musunuz onlara kilo vermelisiniz demiyor musunuz? Tahvili temiz olsa bile. Şöyle... Diyoruz ki en azından hani biraz daha e, o yağ oranını hani orta düzeylere çekmek için... ...hani şu kadar kilo verebilirsiniz isterseniz ama zaten kişi diyor ki... ...yani o beden algısıyla geliyor ya ben zayıf olmak istiyorum diyor. Hmm. İşte o yüzde yirmilik kısımlarda onlar da var. He. Ben zayıf olmak istiyorum yani ben incelmek istiyorum. İşte arkadaşlarım dalga geçiyor. <laughs> hmm. Ailem dalga geçiyor diyor yani göbeğin artık aldı başını gitti. Artık bir zayıflasan mı? Bizim millette de böyle bir şey var ama yani değil mi? Var. Yani okul bu takacak bir şey evet. şöyle bakıyor. mesela Mesela Fatih Çıtak hocam kiloluydu. Evet. Sonradan zayıfladı. Diyor ki yani ben dedi o kadar rahatsız oluyorum ki nasıl zayıfladın? Diyetini bize de öner. Aa hocam sana ne olmuş? Ben yıllardır konuşan insanım. Onlarca kitap şerh etmişim, neşretmişim. Evet. İnsanların sadece beni gördüklerinde kilomla alakalı sorular sormasından ben hoşnut değilim diyor. Ve bence çok doğru bir serzeniş. Yok, evet, değil bir mi? de çok zayıflayanlara şey derler. Ameliyat mı oldun? Ameliyat mı oldun? ayrı bir şey. Ameliyat oldun. Mide ameliyatlarından hmm. bahsediyorum veya balon da olabilir. Hmm. Veya bir hastalık mı var? Hayırdır yani niye böyle zayıfladın? Yani zayıflamak bizde kötü bir şey gibi algılanıyor. Ama bu şöyle bilinçaltına kodlanıyor. Küçüklükten beri. Hatta şöyle beşikten beri diyeyim. Hı. Her ağlayan çocuğa mesela anne gidiyor emziriyor değil mi? Doğru. Karnını doyuruyor. Emzirmesi emzik veriyor. Yine beslenme üzerine bir evet, teselli aynen, için aslında. Aynen yani. öyle. O yüzden bizim ta beşikten itibaren bu algı oturuyor ki e, biz her mutsuz olduğumuzda veya her stresli olduğumuzda veya canımız bir şey sıkıntı kıldığında otomatikman böyle bir tatlı bir makarna bir e, işte buzdolabının önünde açtığımızda karşımıza ne çıkıyorsa yeme gereksinimi duyuyoruz. İşte bu beşikten itibaren başlıyor. İşte ilkokulda veya ne bileyim 0-6 yaş grubunda bile annemiz diyor ki bunu yemezsen annen olmam bak. Hmm. Mesela benim annem onu çok yapardı. Annen olmam bak. Aa, annem o zaman tabii onu algılayamıyorsun. Veya yemezsen bak baban kızar, öğretmenin kızar. Büyümezsin. Büyümezsin, gelişmezsin. Hastalanırsın. Zekan gelişmez. Seni beğenmezler. Heh. Oradan oluşuyor işte aslında. Hmm. Yani birçok kilolu insanın temelinde bunlar var. Bilinçaltı bunlarla kodlanıyor ve emir veriyor. Ye. Şimdi benim sanki. de altında beni sürekli ye diyen, ekmek ban diyen, yanında turşu da götür diyen ya da <laughs> evet. asitli içecek iç diyen bende de bir şey var. Şimdi ben bir diyetisyene gitmem gerektiğine <laughs> e, ne zaman e, harekete geçmeni yani benim diyetisyenle ne zaman işim olur? Ben şu Vücudumu an mesela kendime takip ediyorum göbeğim çıktığı zaman ekmeği şekeri birazcık kesiyorum evet. yürüyüşlere çıkıyorum falan ve kendim regüle edebiliyorum hemen gidiyor fark Çok ediyorum. Güzel. Boğazı kestiğim anda Çok benim vücudum topluyor kendini. Evet. Benim bir diyetisyene ihtiyacım var mı şu anda? Şöyle abi ne zaman diyetisyene ihtiyacın olur? Vücudun alarm verecek. Ne? O alarm ne mesela? Tahlillerin. Ha. Siz size gelenleri tahlilsiz asla kabul etmiyorsunuz evet, o zaman. Evet mutlaka tahlilerine Ha bak, O tahlili, tahlili bir göreyim diyor. bakayım diyorsun. Aa, ha. Mutlaka yani sen ne zaman rahatsız olmaya başlıyorsun? Uyku apnesi başlar. Uyku apnesi nedir abi? Gece solunum durması. Düşünebiliyor musunuz? Gece böyle ani ölümler yaşıyorsun aslında. Belki bir sabah kalkamayacaksın. Uyku apnesi bu. Nedeni obezite. Hmm. Yani ne demek? Vücut yağının fazla olmasından kaynaklı. Bu şey gibi hani mesela böyle sesler çıkarıyor ya bazı evet. şişmanlar. Mesela... Maskeyi buyur abi. <laughs> Diyor ve kalıyor. <laughs> Sen dinliyorsun ha <gülüyor> öldüm <gülüyor> acaba falan diye. Kesinlikle ha. bu. Uyku apnesidir bu. Saniyelik solunum durması. O sesi durması. çıkardığım yeri kesebiliriz. <laughs> Güzel Buyurun misin? efendim. <laughs> Uyku apnesi diyordunuz. Uyku apnesi, <laughs> e, saniyelik solunum durması, e, belki bir daha gelmeyecek solunum. Hiç belli olmaz. O noktada işte zaten e, uyku apnesi olan bireyler mutlaka Abi. maske kullanıyorlar. Genelde danışanlardan bilirim şöyle maske iz vardır. Hı. Uyku apnesi misiniz siz diyorum mesela. Evet nereden bildiniz? E maske izi belli yani. Oradan bile tanıyorum uyku apnesi. Hı. E bir de zaten obezite bireylerin obez bireylerin daha doğrusu birçok komplikasyona maruz kalıyorlar. Diyabet zaten en baştaki bizim Türkiye'miz İkinci sırada yani dünyada Öyle mi ya? müthiş bir prevalans var. Birinci kesin Hindistan'dır bence. Her şeyi ne yapıyorlar orada. Ben gitmiştim. Hindistan da olabilir. Ee, Kanada mıydı acaba? <laughs> Amerika Amerika'da zaten oldu. çok fazla Orası da. Oldu. Sürekli evet, hamburger evet. testi tabii, falan. Tabii. Yani karbonhidrat haritası beslenen tabii, kişiler. Tamam şimdi bunun bir adını koyalım eğer müsaade ederseniz. Tabii benim kesin. ideal kilom 77 kilo. Ben bu 77'yi ne kadar açtıktan sonra obez oluyorum? 78 olduğumda obez olmuyorum tabii ki. Burada ölümcül sınır. Yani benim için artık hop dur bakalım evet. bir dediğim sınırı neresi 85 mi şimdi teoride biz ne yapıyoruz? Beden kütle indeksine bakıyoruz. Diyoruz Aha. ki 30'un üstündeysen obezitesin yani. Beden kütle indeksine bakıyoruz. Ama ben genelde yağ oranlarına bakmayı tercih ediyorum. Yani çünkü kişinin kas oranı da fazla olabilir. Yağ oranı düşük olabilir. Hiç belli olmaz. Kişi kastıdır mesela. 100 kilodur. Şöyle örnek vereyim. Sporcular. Vücut geliştiren adamlar vücut geliştiren var ya. Yani çekiyor, deri böyle ha. sünüyor. Adam taş Aynen. gibi her tarafı kas. Onlardan örnek verelim mesela abi. Adam vücut geliştirmiş. Protein ağırlıklı besleniyor. Kasları çok yoğun. 8 kilo yağ oranını bildiğim ve farktım sporcular var benim mesela ama adam 120 kilo. Bütün vücudunda hep topu 8 kilo Su, yağ var adamın. Su, kas aynı. Yağsız dokuların toplamı hmm. yani. 8 kilo kası var veya 12 kilo kası var yani. Şimdi bu insanlar hmm. ben obez diyemem. Obezlik demek ki vücuttaki yağ kütle endeksiyle ya Yağ kütlesinin hakikaten bu ciddi 30'un üzerine fırlayanlar var. Ha 30 bile demeyeyim de çok şey olmayayım, acımasız olmayayım. Böyle 40'ın üzerine çıkınca yani. Ben mesela tartıyorum bir tartıyorum 150 kilo birey 75 kilo 80 kilo yağı çıkıyor. <laughs> Tabii, 80 kilo bir 80 insan kilo demek yani. ya. 2 insan demek hatta Aynen yani. Mi? Ya zaten e, kaç, yaşı kaç olursa olsun, yaşlı, genç hiç fark etmez. Oturduğu zaman soluk soluğa, hmm. ayakkabısını giyemiyor. Giyemiyor, eğilemiyor. Göbekten de eğilemiyor. O yavrunu da zaten müsaade etmiyor baktığında. Hmm. E, o noktada diyoruz ki e, bunu da indir yani. e Şimdi kan tahlilleri zaten hiç müsaade etmiyor. Yani obezite, obez bireylerde yine kan tahlili, yine kan tahlili diyeceğim. Çünkü orada sinyaller gelecek. Kişinin mesela kolesterolü, trigliserit 1000 1500 insanlar geliyor. 1500 hmm. ne demek biliyor musun? Pıhtı demek Allah beyne, bacağa, kola, kalbe. Niye insanlar çok çabuk kalp krizi geçirebiliyor özellikle obez bireyler? Bu nedenle. Pıhtı atıyor. Yani o an kan duruyor damarda. Hmm. E bunu temizleyecek HDL kolesterol de düşük. LDL kolesterol, HDL kolesterol biraz onlardan bahsedeyim mesela. Hmm. LDL kolesterol dediğim kirli yağ demek hani tabiri hmm. caizse herkesin anlayacağı şekilde. Ee, bu böyle yükseldikçe, yüzün üzerine çıktıkça pıhtı atma olasılığı hakikaten çok fazla yükseliyor. HDL kolesterol de onun da yüksek olmasını istiyoruz mesela. Süpürge görevinde. Hmm. LDL'nin biriktirdiğini HDL temizler, süpürür. Hmm. O yüzden HDL kolesterol düşük olduğu zaman diyoruz ki abi yürüyüş yap. Sen yürüyüş yapmıyorsun. Hemen anlıyorum zaten. HDL kolesterolü bakıyorum alt sınırda veya aşağıda. Sen hareketsizsin diyorum. Hocam evet hareketsizim. Ondan sonra e, biraz badem, ceviz falan ya, Biraz omega 3 de dolduralım. Omega hmm. kullan omega 3 hmm. yağlarından. Hani biraz HDL'yi yükseltelim ki o kardiyovasküler hastalık riskini de biraz azaltalım. Hmm. Çünkü erken yaşta. O zaman bu söylediklerinizden ben şeyi anlıyorum. Kan tahlilini görmeden evet. diyet reçetesi yazan. <laughs> lazım ayna tıraş Kasası yapıyor gibi bir yani şey. aslında ha, <laughs> değil mi yani evet. öpimde de geçsin kıvamında şimdi o zaman bakın arkadaşlar hani böyle şey var ya google'a giriyorsunuz işte herkese uyan diyet reçetesi herkese evet. ilaç gibi gelecek bu cinayet o zaman yani parmak Nedenler izi var. ne kadar özelse diyet reçetesi de o zaman bu mantığa göre sadece Hı -hı. bir kişinin uygulayabileceği uygun Evet. Ben de tiroid fazladır. O az önce bahsettiğiniz evet. HDL fazladır, ötekinde düşüktür. Tabii. Belki bana şifa olacak bir reçete bir başkasına hastalık olarak gider yani. Kreatinleri yüksek olan bir maydanoz kürü yaptığı zaman bitti. Hmm. gibi. O zaman e maydanoz çok sakat bir şey Çok sağlıklı değil mi? Acayip karaciğeri temizler. Karaciğer detoksu yapar maydanoz kürü. 15 tane maydanoz, bir tane limonun suyu, bir çay bardağı su. Çek blenderdan iç. Ne var bunun nesi var? Aa, hayır, kretinleri gittikçe yükseltiyor. Sonunda böbrek yetmezliği. Allah korusun. Tabii ya. yani yani Ama o yüzden kizim... lütfen lütfen internette gördüğünüz çim suyu samanı demle iç. işte evet. bir, ya sakın sakın <laughs> böyle şeyler yapmayın. Evet. Ben kilonun neye tekabül ettiğini en iyi nerede anladım biliyor musunuz Feride Hanım? Bir berfti hastalığım vardı. Doktor bunu bana o kadar güzel anlattı ki, yani dedi bak omurgaların arasından buradan bir şey dışarıya pört evet. demiş ve sinirine bası yapıyor. Sen bu ağırlığı azatır azaltırsan bu da içeriye vakumlanacak. Ne kadar az kilon olursa omurgan o kadar az yük taşımak Çok zorunda güzel. kalacak. Evet. Dizlerin hastalanmayacak, belin rahat. Edecek, bütün vücudun rahat edecek lütfen kilo ver dedi ve ben sistemli bir şekilde 6 kilo verdim 6 kilo verdiğimde uyumam kalkmam, yatmam, belimin ağrısı her şeyin o kadar güzel olduğunu evet. fark ettim ki evet. yani. Sınırında öğrenmiş oldun aslında Bekir abi değil mi? Evet öğrendim. Dedim ki evet daha önceden benim için kilo her zaman estetik bir olgu olarak zihnimdeydi. Bunun sağlıklı bir şey olduğunu, kilo vermenin sağlıklı bir şey olduğunu ben belim rahatsız olunca evet. anladım. Ve ondan evet. sonra dedim ki hayır abi yemiyorum. Şimdi bu ekmeğe banacağım. Şimdi bu baklavayı <laughs> gömeceğim. Bu bana acı olarak geri <gülüyor> dönecek. <gülüyor> önceden sadece pişmanlık olarak dönüyordu. Mental bir şeydi benim için. Evet. Bunun biyolojik bir şey olduğunu, anladım anatomik bir şey olduğunu ben belim rahatsızlanınca anladım. Evet. Biz danışanlara Artık diyoruz ki... Artık yemiyor muyum? Yine yiyorum. Ekmek banıyor muyum? Evet banıyorum. Evet. <laughs> tatlıyı tatlı yine yiyorum. Ama mutlaka onu yiyorsam bunun planlamasını yapıyorum. Diyorum ki bu tatlı yiyeceksem akşam şu yürüyüşü şöyle yapacağım diyorum yani. Onu dengelemeye <laughs> Çok çalışıyorum. Çok güzel. Denge denge denge. Yiyeceksen dengelemeyi de bileceksin. Eğer üst üste... Mesela bir hafta boyunca karbonhidrat ağırlıklı beslendin, şeker ağırlıklı beslendin ve tartıda o artıyı gördün. E, vücudun da alemlerini verdi kronik bir yorgunluk başlar. Hmm. Şeker ve karbonhidrat yorgunluk yapar. Zindeliğini bitirir. Onları kestiğin zaman hakikaten bir enerji gelir vücuda. Hmm. Mitokondri besleniyor çünkü. Bunları istiyoruz aslında. Yani hmm. o kronik yorgun, ben çok yorgunum, işte elimi kolumu kaldıracak halim yok diyen insanların genelinde karaciğer yağlanması vardır. Karaciğer yağlanması neden oluşuyor zaten? E, yükseldikçe, kötü beslendikçe, paketli gıdalar, şeker ağırlıklı, karbonhidrat ağırlıklı gıdalar ve asitli içecekleri bol bol içtikçe karaciğer yağlanmaya başlıyor. Hmm. Karaciğerin Üçüncü dereceden sonraki yağlanması da alkol bile kullanmasa alkole bağlı olmayan siroz. <laughs> Ölüm yani. Kaç yaşından sonra diyetisyene gitmemiz lazım hiçbir şikayetimiz olmasa Beni bile? Benim çok küçük yaşta danışanlarım da var. Çünkü artık o insülin direnci, o obezite zaten küçük yaşlarda inmeye başladı. Onlar bir şikayetle geliyorlar. Tabii. Hiçbir şikayeti olmayan biri ne zaman gelmeli diyetisyene? Ya yine vücut sinyal veriyor. Hmm. Mesela fıtığın patlıyor veya ciddi ağrılarım Benim oluyor. Benim fıtığım kilodan zaman. patlamadı ki. Kazadan patladı ama ben sonrasında bununla yüzleştim. Hı -hı. Yani dedim ki tamam. E, dikkat etmem lazım. ya yani O zaman kilo o kadar hayat kurtaran bir şey ki katılır Hı -hı. mısınız bilmiyorum. Doktor dedi ki ameliyat olacaksın. Hı -hı. Dedim ki olmazsam ne olacak? Sürüneceksin dedi. Yani bir iki <laughs> sene kilo vereceksin fizik tedavisi evet. o belindeki kasları o kemiği kaldıracak güce getireceksin dedi. Evet, evet. Ben dedim ki tamam ben o zaman ameliyat yani eğer böyle bir seçeneğimde varsa mecbur değilsem ben çileli yolu tercih ediyorum. Ve o çileli yolun ne kadar çileli olduğunu fark ettim. Evet bu bedeli ödedim, benim 2-3 seneme mal oldu ama şu an iyiyim elhamdülillah. Çok şükür. Keşke dedim, o zamandan antrenmanlı olsaydım da hı hı. belki o zaman kaslarım bu kadar kuvvetli olsaydı fıtığım belki hiç patlamayacaktı, Tabii. belimi koruyacaktı o kaslar. Aynen öyle. Yani orada hakikaten kilo çok önemli, fıtığın bu kadar kolay patlamasının sebebi de o. Ee, eğer daha az kilolu olsaydınız o zaman patlamayacaktı veya bel ağrısı olmayacaktı, bele binen yük. Ya bir düşünsenize bir damacanayı, hadi damacanaya geç yani 5 litre suyu şöyle bir eline alıyorsun taşıyorsun zorlanıyorsun mesela değil hmm. mi yani onu senin vücudun taşıyor bileklerin taşıyor dizlerin taşıyor dizlerde inanılmaz ağrılar meydana geliyor mesela değil mi o dizlerdeki menisküsler falan neden kaynaklı Evet travmalardan kaynaklı da olabilir ama en çok kilo kaynaklı baktığında yani o teyzeler geliyor mesela amcalar geliyor. Kızım dizlerim ağrıyor. Hı hı. Neden? Kilodan kaynaklı. Baktığı zamanda bir herhangi bir travma yaşamadıysa dizlerle alakalı. Hı hı. O noktada mesela diyoruz ki sağlıklı besleneceksin. Biraz kilonu azalt teyzeciğim veya amcacığım. Ondan sonra biraz da bir kolajen takviyesi yapalım. Şöyle kemiklerini hı. güçlendirelim. Ondan sonra dualarla gidiyorlar. Allah razı olsun. En azından ayakkabımı giyiyorum yani veya yürüyorum. Peki Ferit Hanım bize ne olursa olsun hunharca yiyebileceğimiz Ağzımıza sokabileceğimiz böyle. Ve hiçbir zaman pişmanlık duymayacağımız birkaç besin söyler misiniz? Yani şundan gece gündüz ye. Hiçbir şey olmaz. Söylerim ama hoşuna gitmeyebilir abi. Söyle bakayım. Yeşillikler. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte e, salatalık. Havuç olabilir belki pişmemiş o da yani. Çiğ. Pişince çünkü havuç pişince şekerin hakikaten hmm. ortaya salıyor. O zaman da e, özellikle şeker hastaları için çok Marul. güzel bir şey oluyor. Yani yeşilliklerin içinde marul da var tabii. İşte kereviz. Ama meyve bile değil. Olmaz abi meyve. Fruktoz şekeri çünkü. Ya mesela kavun gece yatmadan asla Allah, olmaz değil mi? Allahu Ekber yani. Ee, Kavunu yersen gece, gece yani. karaciğer yağlanması olur. Yani inanılmaz fruktoz E bize yıllarca şey anlatıldı. Meyveyi, meyve salatası yapın. Aa, ben sadece meyve yiyip kalkacağım falan diyorlardı. Evet. Biz de aynı kadar medeni insan diyorduk. O kadar da değil yani meyve. Değil. Ee. Hayır. Şimdi meyveyi eğer fazlalaştırırsak fruktoz şekeri aslında çok da masum bir şeker değil. O yüzden her şeyin kararınca yemen gerekiyor diyoruz biz danışanlar. Kararı ne bunun? Günde bir elma mı ne? Bir porsiyon meyve Eee sence ne kadar abi? Bir dilim ekmek. Siz yok, hep yok, böyle yok. diyorsunuz. Ben yok. ne zaman danışsam hep diyorum ki bu, bu damız aralı diyorum bir dilim ekmek olarak Hayır, boyut olarak yani. Hani ya, miktar olarak soruyorum. Bence bir porsiyon meyve neye denk? Benim abi? anladığım bir elma, bir armut, bir de mandalina benim için bir porsiyondur. Değil. Bir amas elması büyüklüğünde elma bir porsiyon meyve. Ve sizin Ne yapsın millet taş yemesin. Millet İki aç, porsiyon aç. meyve hakkınız var. <laughs> <laughs> İki porsiyon meyve hakkınız var. Ya bu beni gerer ya. Yani bunu anlıyorum ama bunu daha sürdürülebilir bir şey yok mu? Ya yani hepimizi mutlu edecek bir reçete veremez misiniz bize bugün yani Feride kardeşim? O kadar hukukumuz var. <laughs> yok mu yani bu daha sürdürülebilir yani bir şey Yani şöyle olabilir. Yok. Mesela. E... Bana bir, bir günlük böyle makul bir beslenme söyler Hatırlıyormuşsun sabah Hatırlıyormuşsun abi uyandım. sana şey demiştim öz boyacı altınla tarzını belirleyenler şimdi fırsat ürünlerini beliriyor. Instagram hesabımızı takip et, storylerde yer alan ürün oylamalarına katıl. Hangi ürünlerde indirim olacağına sen karar ver. Seçtiğin ürünler en özel fiyatlarıyla özboyacı.com adresinde olacak. Oylamalar bir anda karşına çıkabilir. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutma. Tek öğün beslenir misin? Hatırladın mı? Evet. Tek öğün beslen ama istediğini ye. Olur o zaman. Başka hiçbir şey yemeyeceğim o gün. Dünyaları yerim abi. <laughs> coşarım ben o ne tek öğünü. Ne yersin öğünde. mesela? Ya şunu söyleyeyim bir tane sıcak pide yerim. Bir tepsi içerisinde yarım kilo pirzolayı her türlü yuvarlarım. Yanında bir tabak pilav yerim. Kalkarken de bir porsiyon baklava yer kalkarım. Fit miyiz? Sonrasında nasıl hissedeceksin kendini ama? Çok mutlu fizyolojik olarak yani çok yorgun çok şişmiş hemen uyurum yani hemen Heh. biterim o gün. Çünkü yani. orada kan şekerin çok ciddi yükselecek. Ardından insülin salınımı başlayacak. Çünkü vücudumuz bir dengede. Kan şekerimiz yükseldiği zaman diyor ki pankreas bir dakika diyor ya kan şekeri yükseldi Benim onu düşürmem lazım diyor. İnsülini gönderiyor vücuda. Şimdi insülin sürekli pompalandığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bir süre sonra işte insülin direnci oluşmaya başlıyor hmm. kişide. Bu sefer de hadi bakalım oral antidiabetik ilaçlar. Bunları alıyoruz ama bunlar da tedavi etmiyor işte. Sıkıntı orada. Yani oral antidiabetik ilaçları kullan kullananlar ömür boyu kullanıyor. İğne vuranlar var insülin, Hı -hı. şey, şeker hastası olanlar i̇nsülin, Evet. O. o yüzden dengeli olacak diyorsunuz. Yani. Her şey dengeli Peki, olacak. Peki şu dengeli beslenme bir öğün anlatabilir miyim size hazır bir diyetisyen bulmuşken? Hı -hı. Bedava muayene alıyoruz <laughs> süper bir şey. Mesela sabah uyandım. <laughs> evet. Bir dilim yağsız Beyaz peynir. Yağsız Bil değil yo, gayet yağlı olabilir. Tam yağlı beyaz peynir olur mu? Şöyle abi biz diyetlerimizde aslında kalori bazlı çalışmıyoruz. Yani ben özellikle diyetlerimde kalori bazlı çalışmıyorum. Kişinin yediği şeyin içeriğine bakıyorum. Ne yiyor bu? Eğer yediklerinde sıkıntı varsa az önce dedin ya baklava, pide, makarna, pilav. O zaman diyorum ki hadi bakalım kalori bazlı yapıyoruz. Hmm. Normalde yağlı peynir de yiyebilirsin, tereyağı da yiyebilirsin. Acıktığında şu kadar bir zeytinyağı içebilirsin anladım. Evet. Tamam. Bir tane bir dilim beyaz peynir. 2 evet. üç tane zeytin, bir haşlanmış yumurta, Hı -hı. bir dilim de ekmek. Tam bir diyet listesi anlattın şu anda. Bu Klasik. güzel bir kahvaltı mıdır? Yo, Bu değil. benim kahvaltım. Değil. Değil mi? Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Biz <laughs> birazcık daha özelde sohbet edip tekrar ki <laughs> <laughs> Daha ne yapayım ama sucuklu yumurta yersen yok. Sen, hmm. öğlen çok yersin büyük ihtimalle. Ben kahvaltı yapınca öğlen daha çok acıkıyorum. Niye? Bilmiyorum. Kan şekeri yükseliyor. Sonra bir anda düşüyor. Kan şekerin düşünce de yine böyle karbonhidrat ihtiyacını artıyor. Hani geçen yiyordum ya bir tabak pilav. <laughs> Bunları yayında söylemezsek. <laughs> bir defa bir yemek yedik şöyle bir ortamda. Evet. Hanımefendinin eşi de vardı. Bizim de personel arkadaşlarla beraber yedik. Ve sürekli her kaşığımda bir şey söyledi. O bir dilim ekmeğe tekabül ediyor. Ama yediğin şeyler neydi abi hatırlar mısın? Ben Kuru fasulye, pirinç pilavı, salata, cacıktı. Bir tane daha var. Sarma. Evet sarma da Hatırlıyorum. Hepsi karbonhidrat değil mi? Bilmiyorum işte. Şöyle söyleyeyim. Bir tabak kuru bakla geliyorsan, kuru fasulye yiyordun mesela. En az dört dilim ekmek yiyorsun sen orada. E bir tabak pirinç pilavı yedin. En az dört dilim ekmek de oradan. Etli sekiz dilim ekmek. Sekiz dilim ekmek diyorum abi. Dört tane sarma, bir dilim ekmek. Kaç tane sarma yedin? Dört. Tamam bir dilim ekmek, dokuz dilim ekmek. Başka var mıydı ekmek? Yanında ekmek yememişsindir inşallah. Gözüm görmedi ama. Bir iki dilim yemiş olabilirim. Ama kuru fasulyeye de banmayacaksam işte bir oturuşta bir insan sanki a ben ekmek yemedim gibi deyip 10 dilim ekmeği çok rahatlıkla tüketebiliyor. İşte hep göbek, değil mi bunlar demek? Hep göbek işte evet. Karbonhidrat nerede depolanıyor? Göbekte de depolanıyor zaten. Yani göbekteki yağlanmanın en büyük sebebi Fazla alınan karbonhidratlardır. Bu sadece ekmek değil işte. Hani böyle algılanıyor. Sanki hmm, karbonhidratı kesip... sadece ekmekten alıyormuşuz kafasıyla. Adam gibi. diyor ki ekmeği kestim diyor. Kaç evet. tabak pilav yedin diyor. Sekiz diyor. Öyle olmuyor işte. Hiç öyle olmuyor abi maalesef. Yani <laughs> tamam dosyası söyle. Tamam. Sabah kahvaltı <laughs> yapmayayım mı ben yani? Bu kötü bir kahvaltı Şu, mı? Hayır hayır. Şimdi e, kahvaltı şart mı diye soracak olursam hayır. Şöyle bir şey var. Kahvaltı şart değil. Direkt sen öğlenden de başlarsın. Hatta kahvaltı yapmasan biraz daha oradaki kaloriyi de öğlene yükleyip e biraz bir şey daha bize hep şey dediler ama buldum. sabah ilk öğün kahvaltınızı sıkı yapın. Akşam yemeyin ama sabah güzel istediğiniz gibi kahvaltı yapın diye duyuyoruz. Biz televizyonlarda hep bunları izliyoruz. Kahvaltının ya ilk şey Ya bir şey söyleyeyim de... bak bu psikologlarla diyetisyenler bu milleti manyak ettiniz yemin <laughs> ediyorum var ya. Biz ne yapacağımızı şaşırdık ya. Biz sizi tebliğ ediyorum. <laughs> <laughs> ben halkın ağzıyla konuşuyorum evet. yani şu an birçok insan bunu diyordur evet, biz izlerken evet, evet. yani evet, evet, evet. şimdi biz kahvaltı yapacak mıyız yapmayacak mıyız Feride Hanım şimdi öyle deyince şu aklıma geldi ee, bilim o kadar değişiyor ki yani inanılmaz şimdi bilimi ben hakikaten çok yakından takip ediyorum aranızda bir anlaşsanız da biz de ne yapacağımızı bilsek olmuyor yani geçenlerde mesela sütle Saffet alakalı... Saffet Bey katılıyor musunuz benim çıkışlarıma? Doğrudur <laughs> abi. Bakın gördünüz mü halk benden yana. <laughs> Doğru. Şimdi e, sütle alakalı bir video çektim. Hakikaten insanlar diyor ki süt biz ne yapacağız? Ama eski sütler yok artık. Ha. Yeni sütlere göre konuşuyorsunuz. Yeni sütlere göre Eskiden doğru olan şu an artık doğru değil. Ha. Değil. Eskiden mesela şey derdik en basit örneği işte ıspanağın yanında yoğurt yemeyin. Ispanağın demirini bitir bitirirsiniz, inhibe edersiniz. Ama sonra şöyle bir değişti bilim. <laughs> Dedik ki ıspanağın yanında bir kilo yoğurt yersen ancak onun demirini inhibe edersin. Hmm. Mesela. Ondan sonra bu en basit örneği. Mesela et yiyin ama bundan bahsettiğimiz şu dünyaca ünlü fast food restoranlarının hamburger diye size araya koyduğu şey değil. Evet. Etten anladığımız evet, bu değil. Evet. İşlenmiş et değil. Dağda yetişmiş semiz bir kuzunun Hı -hı. etinden bulabiliyorsan Hı -hı. buyur ye. Süt Hı -hı. gerçek bir süt bulabiliyorsan dağda e, çıkıyor, otluyor, stressiz inekler. İneğin stresi bile süte yansıyor düşünebiliyor musunuz? İneğin stresi oluyor mu? İnek stres nasıl oluyor? Ahırda <laughs> Ay gerildim, "Bugün süt veremeyeceğim." diyor. yanaşmayın bana. <laughs> Tereyağı da yok size <laughs> evet. defolun gidin." diyor. Var ya o kadar <laughs> güzel bir şey değildi ki abi. İnek strese girdiği zaman süt veremez hale geliyor. Bu sefer de üretici ne yapıyor? Veriyor antibiyotik antibiyotikten ziyade Growth hormon dediğimiz süt verimini artırmak için hormon basıyor. Ay, evet. Her üretici değil şimdi. Üreticiler de bana bazıları vermesi, diyor. Bazıları diyeyim. Ebu Sefer ne oluyor? Yine şakır şakır süt vermeye başlıyor. Tam istedikleri yani kıvam. O yüzden Hı. diyoruz ki biz işte her sütü şey, içmeyelim. O oranın altını çizelim. Evet. Ete karşı değiliz, ıspanak değil. karşı değiliz, değil. kahvaltıya değil. karşı değiliz, peynire değiliz. Ama yediğim peynirse, yediğin etse, evet. süt, süte benzer bir Kesinlikle. sütse. tam Tamam buna ben de varım. Kahvaltıya karşı değiliz ama kahvaltı yapmadan da olur mu? Vallahi güzel olur. Ben ne, bir ne yiyeceğiz o zaman? Besendim. Kahvaltıyı geçtik pas geçtik. Sabah hiçbir şey ağzımıza sokmayalım uyandıktan sonra? Yani bir bir çay da olabilir. Çay olur. Tamam çay kahve olur. içtik. Çayı, bir kahve tane kurabiye atsak ağzımıza. Ne gerek var? Tamam. Orada kurabiye yersen. Tetiklemiş Şöyle bir olursun. sistem. Tabii ki şimdi kurabiye yedin. Vücuduna glikoz girdi. Glikoz girer girmez hemen sistemler alarma geçiyor zaten. Aa işte. yiyecek bir şey var diyorum. Bu da vardı. <laughs> Kesinlikle. <Hemenler>. Aa, <laughs> glikoz seviyeleri artıyor. Hiç ayırttırma diyorsun yani. Glikoz seviyeleri artıyor. Kahve seviye yapmıyor sartıyor. mu bunu? Yapmıyor. Kafein yapmaz. Hı. Uyandırır. Uyarıcı tamam. etkisi var. Tamam. Yemedik kahve içtik çıktık Karbonhidrat. evden. Karbonhidrat. Şu an şurada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, karbonhidrat girdiği zaman vücuda otomatik sistem şöyle bir şey yapıyor. Vücuda glikoz giriyor ya. Pankreas diyor ki az önce bahsettiğim sistem. Allah glikoz geldi. Ben bir insülinimi salgılatayım. İnsülin salgılanmaya başlıyor. Glikozu oradan alıyor. Hücrelere göndermeye hmm. çalışıyor. Hmm. Ee, bu tar bir taraftan da insülin direnci olan bireyler de olabiliyor. E, ee, o zaman iş göremiyor. İş göremediğince hücrelere girmiyor glikoz. Tamam. Bu sefer glikoz seviyesi yani kan şekeri dediğimiz olay sürekli yüksek kalıyor kanda. O zaman ne oluyor? Başta kardiyovasküler hastalık olmak üzere bütün hastalıklar zaten ortaya çıkıyor. O ayrı bir şey. Kişi zaten tip 2 diyabet oluyor. E bu sefer oralantı diyabetikler başta olmak üzere ileri seviyede de insülin. Tamam yemedik. Kahve içtik çıktık. Ne zaman çıktık. Yiyelim? Yani 12 gibi başlayabilirsin. 11 gibi başlayabilirsin. 10-11 arası mesela başlayabilirsin. Hızlıca şey sorayım. Gün boyu az az yemek ve Adam akıllı oturup bir öğün yiyip kesmek az. mi? Kesinlikle az az. Şöyle az az demeyeyim de sık sık yemeği karşıyım. Şimdi sık sık yersek yine insülin salgılanacak. Yani her ağzımıza attığımız bir şeyde karbonhidrat içerikli bir şey ise insülin salgılanacak. Onu istemiyoruz. İnsülin çünkü anabolik bir hormondur. Anabolik ne demek? Depolar. Hmm. Yani zayıflamaya çalışan bir kişi sürekli ağzında bir şeyle gezerse, atarsa ağzına sürekli kilo alır. iki çubuk yedim. Ekmeğin ucundan yedim ya ben niye kilo veremedim? E niye veremedin? Sürekli insülin hormonun artmış gitmiş hmm. yani Yeme kanda. Yeme bu kapanacak yani. Kapanacak. Tamam sabah kapandı yiyeceksin. öğle 12'de oturdu. oturduk sofraya. Öğlen sosaya. yiyeceksin veya öğlen tamam, tercih ediyorsan. ne yiyeceğim şimdi öyle? Protein tercih edebilirsin. Yani ilk vücuda giren şey biraz protein olmalı. O yüzden sabah tercih edeceksen kahvaltı yumurta, yumurtanın iki Yapabilirsin mesela. Pastırma Peynirini. olur mu? Pastırma olur mu? Ne olmasın? Ama işlenmiş et. Yine şey olacak. Pastırma olur mu yani. diyorum. Pastırmanın kilosu da yani. Kayseriliyiz. Pastırma getiririz. Size geliyordur memleketten de herkes Kayserili değil Feride Hanım. <laughs> Ve pastırmanın kilosu da hakikaten... Çok. Çok. Öyle her eve girecek gibi değil tabii, yani. Tabii, Allah tabii. garip grubağının yardımcısı olsun. Amin. Geçen alayım dedim. iki defa düşündüm yani. Evet. Dedim almasam koklayıp eve gitsem olur mu dedim. Şarküteri kovdu beni yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Pastırma protein oldu. Pastırma Sabah yedik. evet Hı -hı. olabilir. Yine hani işlenmiş et olduğu için e, çok fazla tüketmemekte fayda var diyoruz ama. Sucuk olmaz. Yine de. Yo olur olur olur. Haftada iki. Zaten ne kadar yiyebiliyoruz ki? Her gün sucuk yenmez yani. Öyle değil mi? Siz bizi tanımamışsınız yani. Biz her türlü yeriz yani. <laughs> evet. Ben yerim yani. Yani sucuk severim, çok severim. Ya da diyorum ki haftanın iki günü en fazla üç gün tercih et mesela. Tamam, kalma. öğle yemeğinden ne yiyoruz? Protein Öğlen yiyoruz. Öğlen yemeğinde protein yiyoruz. Salata Bol yiyoruz. Zeytinyağı atıyor azalık. muyuz salataya? Atalım mis gibi zeytinyağı, omega 3 kaynağı. Tamam, Omega. tatlı 9. yiyor muyuz öyle? Süt ağırlıklı tatlılar diyorlar yani sütlaç gibi. Şöyle bir parantez açıyorum, çok güzel bir şey söyleyeceğim şimdi. Protein ağırlıklı bir beslenmenin hemen akabinde... Meyve veya tatlı veya şeker içerik tamam. bir şey yersen o protein aldığın o proteini olduğu gibi yağ çevirir ve kilo yapar. E biz Antep'te iftar sunduğumuzda her iftarda et yedik arkasına da tatlı yedik ya yani yapmamak mı lazım? Hayır hayır kesinlikle. Tatlıyı ne zaman yiyeceğiz hiç mi yemeyeceğiz? Bu illa tatlı yiyecekseniz en az bir sindirim bitsin. Yani zaman sindirim biter? bitmesi lazım. 2-3 saat sonra sindirim bitiyor i̇ftarda zaten. İftarda yesen akşam saat 8 desen 9 10'da mı tatlı yiyeceğim ben? 10'da da yenmez uyuyacağım. Demek ki Ramazan'da tatlı yok. İşte bu yüzden diyetisyenlere karşıyız. <laughs> Vay be zor iş ya. Ya da yiyecekseniz az yiyeceksiniz. Atıyorum dört tane baklava değil de iki tane baklava. Ya ben bir tane de tamam. E tamam yani onunla bir sıkıntı bir, yok. Bir, bir kare tat tamam. Kuru yemiş. Mesela ne yapıyoruz? Tatlının yanında diyoruz ki ya bir şey yiyelim. Bir kalsiyum alalım. Ayran içelim falan. Duymuşsunuzdur belki. Hı -hı. E, şimdi o kalsiyum. ...ve protein, ayran içerisindeki kalsiyum ve protein e, biraz o tatlının içerisindeki şekeri dengeliyor. Nasıl dengeliyor? İkisi birlikte vücuda gönderildiği zaman hmm. insülin... Çok az salgılanıyor. O zaman işte sıkıntı oluyor. Şey diyorlar, bu da hurafe işte. mi? Ya ye ye soda içeriz diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> soda eritir diyorlar falan. Soda ile ilgili çok güzel bir video çekmiştim ben en son e, sosyal medyada. Soda... Sosyal medyada dediği arkadaşlar hemen şu altta görüyorsunuz. Instagram hesabı var Feride Hanım'ın. Instagram hesabını takip alabilirsiniz. Orada hemen hemen her gün çok güzel videolar yayınlıyor. Pratik öneriler. Oradan devam edebilirsiniz program bittikten sonra Feride Hanım'la olan iletişiminize. Buyurun. Şimdi maden suyu alkali bir içecek. Alkalidir o. İçerisinde de birçok elektrolis bulunuyor zaten magnezyum, sodyum mesela. O yüzden biz sodyum da içerdiği için böyle hipertansiyon e, hastalarına deriz ki... ...az kullanın, ya sulandırın ya da böyle sodyumu düşük maden suları kullanın. Hmm. Bu ek bir bilgiydi. Şimdi e, biz yemek yerken vücudumuza... Alkali bir içecek gönderirsek ki midemiz asidiktir, Hı -hı. asidik ortamı sever. Asidik ortamı niye seviyor? Zaten o sindirimi gerçekleştirmek için yani. Hı -hı. Eğer biz alkali bir içecek gönderirsek sindirim bloke oluyor. Bu sefer ne oluyor? Aslında düşünenin aksine sindirimsizlik oluyor. Sindirimde problemler ortaya çıkıyor. Yani soda aslında o anlamda çok yemenin Hı -hı. Şeyi olamaz. Hayır. bahanesi olamaz. En az iki saat sonra tüketilecek. Dediğim gibi asidik bir ortama alkali bir içecek gönderirseniz oradaki sindirim olayı biter. O zaman... Daha kötü sıkıntılar ortaya çıkar. Mideme oturdu derler. O zaman mesela. limonlu su da alkali oluyor, değil mi? Yani suya limon sıkıyoruz, içiyoruz yani. Yani şöyle, mesela 4-5 damla sıkarsanız alkolü oluyor ama bir tane limon sıkarsanız asitlik oluyor. Hmm. Aynen. Vay be. Ama yemeğin esnasında da ben suyu çok önermiyorum. Yemek esnasında su içmeyelim. Suyu mi? önermiyorum, evet. Önce mi içelim? Ee, yarım saat önce, yarım saat sonra derim mesela. Ama böyle yapınca mide o kadar güzel küçülüyor ki. Bir de sindirim de zaten rahatlıyor. Çünkü sindirim enzim enzimlerini seyreltiyor su. <laughs> Yaptığın yanlışlar gözün önüne geliyor şu an galiba. Evet, şu an bir flashback evet. yaşıyorum ama bir yandan da bunu çok zor buluyorum. Yani biz insanlar şunu bekliyoruz. Yani ben halkın dilinden konuşayım. <laughs> evet. Biz bize bir reçete verin evet. ve onu yapalım istiyoruz. Fakat burada her şey o kadar değişken ki. Bunu akılda tutmak ve uygulamak kişisel olarak kendi adıma söylüyorum çok zorlayıcı benim için. Ben şöyle bir yöntem buldum bu doğru mu? Bundan <laughs> 4 sene önce aldığım takım elbiseler var. Ve 4 sene önceki bedenime göre almışım ve slim fit takım elbiseler. Tamam. Ben bunları hiçbir zaman terziye götürmüyorum. Takım elbiseye girmekte zorlandığım anda... Hemen diyete giriyorum kendi kendime yeme içmeyi kesiyorum Yoksa. ve kendimi o takım elbisenin içine girecek hale getiriyorum tekrar. Diyorum ki ben bunu terziye götürürsem ipin kaçar ve ben hiçbir zaman bunu kontrol edemem diyorum. Bu doğruya yakın bir yöntem mi sizce? Kesinlikle kendine bir sınır çizmişsin. Bu abi. sınırım o takım Tabii. elbisem onu çünkü her hafta Hı. mutlaka bir defa giyiyorum. Evet. Giydiğim an anlıyorum daha Hı -hı. girerken daha ayağımı sokarken pantolonu anlıyorum ki kilo almışım kilo hemen kesiyorum yeme içmeyi. Gayet doğru. Hani en başta da dedik ki herkes zayıf olmak zorunda değil. Herkes 75 kilo veya 60 kilo olmak zorunda değil. Sınırın 80'dir veya 85'tir mesela. 85'in üzerine çıkmazsa. Benim 85 benim sınırım. 85 civarında dolanıyorum. 86-87'ye evet. çıktığım anda bunu hissediyorum. Gözüm yani. tartı gibi hemen tarttım çünkü. Evet. <laughs> Gerçekten mi? Tabii ki de. <laughs> Onun üzerine çıktığın zaman zaten kendin de aslında kendinden hoşnut olmuyorsun. Yani hmm. ben bir şeyler yapmam lazım. Hatta bu noktada kan tahlillerinde bir sıkıntı, sıkıntı olmasa dahi orada küçülmek istiyorsun yani. Tabii iste, ya çorap giyerken bile hissediyorsun bunu ya. Ayağını çekiyorsun şöyle çorabı giyeceksen o an bile hissediyorsun evet, yani. yani. Burada bir şey sana engel oluyor göbek Bir ya. şey engel oluyor aynen öyle. Şimdi bu sınırı aşan insanlar da çok fazla. Yani adamın sınırı 85 ama çıkıyor 120'lere. Hmm. O zaman ipler kopuyor zaten yani. Feride Hanım şimdi bazen göbeği eritmek üzere ben diyet yaptığımda tamam. bu sefer göz altlarımın çöktüğünü gören şey diyor bu sefer. Hasta mısın diyor ne olmuş sana diyor. Yani göbeği erisin istiyorum ama yüzüm de eriyor bu sefer böyle şeye Kas. dönüyorum. Hı -hı. Kötü görünüyorum Hı -hı. yani. Hem göbeği eritme hem yüzümüzdeki şu güzelliği korumanın bir yöntemi var mı? Evet şimdi gene itibariyle zaten danışanlar böyle oturduklarında şey der. Ya yüzüm küçülmesin. Yani yüzümü böyle istiyorum, böyle hmm. kalsın, gözlerimin hmm. çökmesin. Bunun var mı bir yolu? Tamam diyorum. Şimdi özellikle işte kendi başına diyet yapmak bu noktada... Ee, ha, zararlı. Zararlı. Hmm. Aynen öyle. Çünkü sen o kiloyu nereden veriyorsun? Yağdan veriyorsun? Ödemi mi gidiyor? Genellikle kas ve ödem kayıplarında yani su kayıplarında inanılmaz bir yüz çökmesi oluyor hmm. ve göz önünde bir e, hakikaten morluk meydana geliyor. Birincisi evet düzenli dengeli bir diyet yapacaksın. İkincisi belli başlı alman gereken takviyeleri almak zorundasın. Çünkü eskisi gibi değil hiçbir şey. Evet. Meyveler meyve değil, sebzeler sebze değil yani. O yüzden o noktada işte magnezyumunu alacaksın mesela, omega'nı mutlaka alacaksın. Çünkü balıkları bile omega 3'lü yemlerle besliyorlar şu anda. Vahşi balıklar olması lazım. Onu da kim bula? Mesela. Bulsan da ona kim para yetire. Çok pahalı. Aynen öyle. Dün ben bir organik bal sordum bir yerde. Hı hı. Dün akşamda. Evet. Bir kavanozuna 2500 lira dedi. Ve onun da gerçekten o mu ona da emin değiliz evet. yani. Buna dair bir istatistik okumuştum. Türkiye'de üretilen ve tüketilen Anzerbalı ile alakalı. Hı hı. Uyduruyorum rakamları lütfen. Sadece oranı bilin diye. Hı. Türkiye'de mesela yıllık üretilen anzer balı 400 kiloysa Türkiye'de tüketilen anzer balı miktarı 2,5 ton falan yani anlatabiliyor <laughs> muyum? Yani yediğin şeyin de gerçekten ne olduğu gerçekten öyle mi yani balık balık mı? Evet. Şiflikten alabalık alıyorsun <laughs> mesela balığımı yedim şükürler olsun diyorsun ama... Çıva Acaba o olabiliyor? balık nasıl beslendi? Evet. Bu çok zorlaşıyor ya. Bu beslenme işi çok bence zorlaşıyor. gün geçtikçe herkesin en az neredeyse yani bir diyetisyen kadar tartması, ölçmesi, biçmesi, evet. alışverişini ona göre yapması. Hı -hı. Ne alacağım, nereden alacağım, kaça alacağım? Ve bütün bunları da yani şunu da söylemem lazım. Bütçeye uydurması lazım Kesinlikle. yani. Şimdi çocuğun cebine koyuyorsun 15 lira para. Al oğlum öğle yemeğini sen dışarıda okulda yersin diyor. Bu çocuk çi köfte dürüm yemesinde ne yapsın? Çocuğum öğlen mutlaka mercan ya Organik olsun. ya Yani öyle bir dünya yok. Bu gerçekçi değil. Evet. Yani. Evet, evet, evet. Evet, yani evet o çocuğun cebinde evet. hep bir topu 20 lira para var yani. Çocuk nasıl doyuracak karnı? Hı hı. Ya gidecek çiğ köfte dürüm yiyecek ya oradan hızlı bir tavuk döner yaptıracak. Tavuklar organik mi? Doğada beslenen yabani tavuklar mı diyemez? Döver mi evet, adam evet, yani? Evet. Yok diyemez. Yani bunun parasal şeye de uyması lazım. Tabii. Diyet reçetelerinin de gerçekçi olması lazım yani. Kesinlikle kesinlikle. Eğer herhangi bir hastalığı yoksa, otoimmün dediğimiz hastalıklar kişi e, kişide yoksa aslında çok da bunaltmıyorum atmıyorum danışanlarıma. Hmm. Ama dediğim gibi bana gelen genellikle danışanlar hmm. bir bağırsak sıkıntısı olan danışan. Bağırsak sıkıntısı dediğim de şu. Kabızlık gibi algılanmasın. Hani bağırsaktaki mikroflara bozulduğu zaman vücuda toksinleri, atıkları gönderdiği an itibariyle sistem bozulmaya hı. başlıyor. Alzheimer bile bundan kaynaklı. Alzheimer bağırsak ilişkisi müthiştir. Otizm. Hı hı. Otizm nasıl meydana geliyor biliyor musunuz abi? Otizm anne karnında annenin vücudunda barındırdığı toksinler Göbek kordonuyla bebeğin beynine yerleşiyor. Ve orada harabiyetlere neden oluyor. Düşünün yani o neden oluyor? Hava kirliliği, işte tükettiğimiz şeyler, makyaj malzemeleri. Yani en azından ya paketli gıdalar tüketmeyin. Hani ev yemekleri tüketin de çünkü dışarıdan yediğimiz şeyler de biraz sıkıntılı oluyor. Evet. Çok iyi bir restorana veya bildiğiniz bir yere gitmezseniz eğer yediğiniz karaciğer, ciğer yiyoruz ya büyük sıkıntı. Yani buradan bunu da söylemek istiyorum. Bildiğiniz şey. Dışarıda bilmediğiniz yerde özellikle ciğeri tercih etmeyin hastalıklı ciğerse eğer o hastalık olduğu gibi size geliyor. Allah dikkat edeceğiz, araştıracağız, evet. soracağız, öğreneceğiz. Bu çok önemli. Buna dair okuduğum en iyi yazılardan bir tanesi şuydu. Dışardasınız, açsanız ne yediğinizi bilmiyorsunuz. 2-3 yer arasında tereddüt ettiniz. En iyisi yememektir diyordu. <laughs> çok güzel. Yemeyin. Yemezseniz evet. riske girmezsiniz. Evet. Hatta Aydin Salih Hanımefendi merhumenin gerçek tıp diye bir kitabı var. Onu okumuştum. Orada diyor ki Cenab-ı Allah hani biz insanı en güzel surette yarattık buyuruyor ya. Evet. Aslında en güzel surette yarattıktan muratlardan bir tanesi de hikmetlerden bir tanesi de, bedenen de en güzel şekilde yarattık. Evet, evet. Biz bedeni nasıl bozduk? Ağzımızdan aldığımızda Onu yedik, bunu yedik. Bu yüzden diyor yeme kardeşim. Evet, evet, yeme, evet. az ye, az risk al. Riski ne kadar çok alırsan o kadar fazla zarar görürsün. Kesinlikle. Minimal, az, yetecek Aynen. kadar. Bildiğimiz şeyleri yiyeceğiz. Bildiğimiz şeyleri. Bilmediğimiz şeylerden uzak duracağız. Uzak duracağız. duracağız. E şimdi eskilerde onlar da fazla yiyormuş ama tereyağısı, balı vesairesi. Hmm. Ama ne kadar dinçler falan diyoruz. Şimdi iki şey var orada. Birincisi evet eskiden yediğimiz yenilen şeyler çok temiz şeylerdi. İkincisi hareket vardı. Hmm. Yani adam orada bir ekmeğin arasında belki bir Kayseriler şey yiyor. mesela yağlama yapıyor ama o adam akşama kadar dağda yani. Sürekli evet. onu yakacak bir evet. iş yapıyor adam. Şimdi ben burada sürekli insülinin işte kan şeker ilişkisini anlatıyorum ama... ...şimdi orada mesela yağlamadan örnek verdin. Yağlamayı yedi. İnsülin salgılanmaya başladı vücudunda. Adam hareket etmeye başlıyor. Hareket ne demek? İnsülin salınımını düşürüyor. Yani hmm. orada bir dengeyi sokuyor vücut. Hmm. İşte bu noktada zaten sistem değişti. Şu anda hareket yok. Yemek desen gırla. Yemek bir desen büyük gırla. Bir büyük boy pizza diyorsun. Geliyor. Evet. Onu yiyip kalkıp tarlada çapa yapacaksan ne ala? Ama oturup <laughs> evet. bilgisayarın başında Kesinlikle. devam edeceksen onu yemeyeceksin. Yani işte. e, üniversitedeyken hocamızın söylediği bir şey vardı. Eğer kişi yiyecekse söyleyeceksin ona. Haftada 300 dakika hareket edecek. Etmiyorsa yemeyecek. Aynen öyle. Dengeli Senin için de geçerli abi. Yani yemek istiyorsan hareket şart. Eyvallah. Teşekkür <laughs> ederim. Feride Hanım sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Bu arada yeni kitabınız çıkacakmış. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. O müjdeli haberlerinizi de bekliyoruz inşallah. İnşallah. Peki şimdi Feride Hanım'la hemen şu aşağıda görmüş olduğunuz Instagram adresinden irtibat kurabilirsiniz. Sizin kliniğiniz mi deniyor? Klinik mi diyorsunuz evet. çalıştığınız? Kliniğiniz Ankara'da bildiğim kadarıyla. Ankara'da Çukurambar'dayız. Eyvallah. Zaten Instagram'da bile. Ayrıca Feride Hanım'ın bir de internet sitesi var. Orada böyle şifalı güzel şeyler evet. satıyor. FitzadeDiyetMarket.com onu da görüyorsunuz şu anda aşağıda. Burada ne satıyorsunuz siz? Kendime ait çaylarım var. Mesela insülin dengeleyici çay. Az önce sürekli bahsettiğim hmm. şey. Zaten insanların buna ihtiyacı hmm. var. Şeker dengelenmesine ödem Özellikle en büyük düşmanımız şu anda ödeme atmak için çaylarımız ve birçok gıda takviyesi satıyoruz. Sağlıklı buradan. şeyler değil mi bunlar? Tamam. Güvenebiliriz tamam yani. size değil mi? Kesinlikle Emin <laughs> Evet Allah. Ben ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Allah razı olsun. Sözü yormadan da sizi görmeyi istiyoruz. İnşallah. Daha Allah razı fazla, olsun. Daha fazla daha uzun bir süre. Peki. Kıymetli dostlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Hoşçakalın. Online alışverişte güven arayanların adresi Öz Boyacı Altın'ın sunduğu Bekir Develi ile Peynir Gemisi sona erdi.